Sevgili arkadaşlar merhaba. Tarih bilimine giriş 4. videomuzda karşınızdayız tekrar. Bu videomuzda tarihi devirler üzerinde duracağız. Tarihi devirlere bakacağız. Tabii bir tarih öncesi bir de tarihi devirlerimiz var. Tarih öncesi biliyorsunuz kendi içerisinde taş devri ve maden devri olarak ikiye ayrılmakta. Taş devri de kendi içerisinde ayrılmakta. Taş devri milattan önce 600 bin ila 5500 yılları arasındadır arkadaşlar. Ki insanlığın en uzun dönemlerinden biri oluyor. Kendi içerisinde ilk kısmı paleolitik, eski taş ya da kaba taş olarak adlandırılır. Bakın bu sizin karşınıza hem YGS hem RYS'de gelebilir. Nasıl gelebilir? YGS'de size paleolitik demez de eski taşlar ya da kaba taşlar üçünün aynı anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte tabii ki size aşağıdakilerden hangisi LYS tarzında paleolitik dönemdedir değildir diye de gelebilir. Bakın 600 bin ila 10 bin arasında. İnsanlığın en eski en uzun dönemidir. Tüketici toplum yapısı vardır. Göçebe yaşam vardır. Avcılık ve toplayıcılık yapılmaktadır. Türkiye'de Karayip, Ökizini, Beldibi mağaraları paleolitik devire en güzel örnekler olarak karşımıza çıkmakta. Sonrasına baktığımızda mezolitik, orta taş ya da cilalı taş dönemi karşımıza çıkıyor ki milattan önce 10.000 ila 8.000 arasında yapı olarak paleolitik devire çok benziyor. Dikkat edin. Aynı şekilde tüketici ve göçebe, avcılık, toplayıcılık, mikrolit denilen günlük hayatta çakmak taşından yapılmış küçük araç, gereçler, mikrolit ismini duyabilirsiniz sorularda aklınızda bulunsun. Bu dönemde cinsiyete dayalı iş bölümü, kadınlar toplayıcılık, erkekler avcılık yapmaktadır. Baradiz, Mançunçay, Tekkeköy yine Türkiye'deki orta taş dönemine ait önemli yerleşim yerleri. Bir de neyin icadı var? Bu dönemin sonlarına doğru hani icat mı fark edilme mi? Ateş. Ateşi bulan insan ısındı, aydınlandı, yabani hayvanlardan korundu, yiyeceğini pişirdi. Ne olmuş oldu? Yaşam tarzı gelişmiş oldu. Geldik. Neolitik, bak neo yeni. Neolitik yeni taş devrine milattan önce 8000 ila 5500 yılları arasındadır Neolitik dönem ya da yeni taş dönemi arkadaşlar. Ki şöyle de söylüyoruz, kaba taş, yontma taş, cilalı taş devirleri. Burada en güzel unsur ya da en önemli unsur tarım başladı. Tarım başladı. Toprağı bırakıp gidebilir misin? Tarım başladı, orada kalmak zorundasın. Yerleşik hayat. Yerleşik hayat işte köy yapılarının ortaya çıkması. Ürettin. Tüketebileceğinden fazla ürettin. Ne yapmak zorundasın? Bunları başka köylerle, değiş tokuş yoluyla, yani takas usulüyle ticaretin başlaması. Bitki liflerinden yeni yeni elbiselerin yapılması. Toprağı işliyorsun. Belli bir toprak senin mülkiyet anlayışı. Toprağı işlemek için insan gücü yetmez. Hayvanların evcilleştirilmesi gibi pek çok unsur var. Dikkat edin. Tarımın başlaması ne yapıyor? Hepsini tetikliyor. Siz burada tarımın başlamasını kesinlikle unutmayın. Tarım başladıysa yerleşik hayat, yerleşik hayat köyler, köyler özel mülkiyet. Toprak işliyorsun, hayvanların evcilleştirilmesi. Ne yapıyorsun? Çanak çömlek yapıyorsun, pişiriyorsun yiyecekleri saklamak için. Bir nevi o dönemin saklama kapları ortaya çıkıyor gibi birbirini tetiklediğini unutmayın. Türkiye'de Çayönü ve Çatalhöyük ki işte Diyarbakır Çayönü ilk köy yerleşmesi, Çatalhöyük de ilk şehir yerleşmesi olarak geçer. Sonrasında maden devri. Bakır, tunç, demir olarak gidiyor arkadaşlar. Sıralama, doğru sıralama budur. Şimdi bakır devri insanın ilk işlediği maden. Ulan niye ilk bunu işliyorsun ya? Git demiri işle. Neden ilk bakır? Çünkü işlemesi, şekil vermesi daha kolay. Kolaydan zora doğru gidilmiştir arkadaşlar. Tabii kolay
işlendiği için çabuk deforme olmuştur. Bir de şunu gözden kaçırmayın. Maden devrine geçişi sağlayan nedir? Ateşin icadı. Ateşin icadı ki madenlere beyin gücüyle şekil veremezsin, onu beyin gücüyle şekle sokamazsın. Ateşle eritip şekil verebilirsin. Bunu yani maden devrine geçiş sağlayan da ateştir. Truva, İkiztepe, maden, bakır devriyle ilgili önemli noktalar. Sonra bakır artı tunç, bakır artı kala yazmamız lazımdı. Burada küçük bir hata yapmışız. Bakır artı kalay karıştırıldı. Tunç devri, deniz ticaretinin gelişmesi söz konusu. En son kullanılan en sert malzeme de demirdir. Üretim artar, ticaret artar. Artık şehir devletlerinden büyük devletlere geçiş başlar. Yazı tarih öncesi dönemi de bitirecektir arkadaşlar. Hacılar ve Alişah Türkiye'de demir devri ile ilgili önemli noktalardan birisi. Tarih öncesi devirler böyle. Şimdi nasıl sorular gelebilir? Biraz daha detaya girelim. Tarih öncesi dönemin tarihsel sıralamaya uygun yaşanması budur. Yani kaba yontma cilalı, sonra bakır, tunç, demir. Size bir paragraf verir. Der ki falanca yerde yapılan kazılarda sırasıyla verir. Der ki işte ne bileyim taş baltalar vardı der. İşte yontulmuş kemikler vardı der. Buğday parçaları, buğdaylar bulundu der. Sonra der ki demirden silahlar bulundu. Yani o sıralamada şu ikisini atlar. Bu atlama neden olmuştur diye sorabilir. Neden olmuş olabilir? Ticaretle demiri almış olabilir. Savaşla demiri görmüş olabilir. Başka bir bölgeye göç ederek bunu öğrenmiş olabilir. Artı arkadaşlar bunların hiçbiri yok ama yine bir atlama var. Nedendir bu? O bölgede bakır çıkmıyorsa bakır devrine geçemez. Kalayla karıştırıp tunç devrine de geçemez. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bu tarihsel süreçteki eğer bir zıplamadan bahsediyorsa soru size, savaş, göç, ticaret ya da coğrafyanın potansiyelinden kaynaklanıyor olabilir. Gelelim ve tarihi devirlere. İlk orta yeni yakın çağ ki çok iyi bilinen bir nokta. Zaten konu başlıklarımız da var biliyorsunuz. İlk çağ, uygarlıkları, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Yazının icadından kavimler göçüne kadar olan süreç. Bu dönemde ilahi dinler yani Hristiyanlık, Musevilik ortaya çıkar. Bunun yanında bakın bu kelime de sorularda çok çıkıyor. Bilmediğiniz için güçlük çekiyorsunuz bazen. Tarih sözlüğü videolarımızda da yer verdik buna. Politeist, çok tanrılı inanç sistemi var. Dönemin en büyük güçlerinden biri Roma İmparatorluğu. Bunun dışında şehir devletleri de var. Toplumsal tabakalaşma var. Ne var mesela? Hindistan'da kast sistemi var. Roma'da ne var? Patrici var en üst, plep var orta sınıf, en altta da köle sınıfı var. Onları da işleyeceğiz ilk çağ uygarlıklarında. Orta çağa bakıyorsunuz, kavimler göçünden İstanbul'un fethine kadar olan süreç. Ne var? İslamiyet'in ortaya çıkması, yayılması, Batı Roma'nın yıkılması, Batı Roma'nın çökmesiyle feodalite, derebeylik, küçük küçük siyasi güçlerin oluşması, kilisenin gücünü arttırması, her şeyi dinle açıklaması, skolastik düşünce, Haçlı seferleri İslam dünyası üzerine, İngiltere ile Fransa arasındaki yüzyıl, sonra İngiltere'nin iç savaşı olan çifte gün savaşları da denen 30 yıl savaşları ve Avrupa'da ilk demokrasi belgesi olarak kabul edilen Kral John'a imzalatılan Magna Carta. Yeni çağ, bunlar birbirini tetikler arkadaşlar. İşte ne vardı? İstanbul'un fethinde kullanılan büyük topların güçlü surları yıkabileceği anlaşılınca Avrupa'daki krallar kullandı, feodaliteye gitti. Doğu ticaret yolları Türklerin eline geçince, Türk İslam dünyasına, Osmanlı'nın eline geçince yeni yollar aradılar, coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa sanata bilime önem verdi, Rönesans. Rönesans'a insanlar neden, niçin, nasıl diye sorguladı, dini de sorguladı, reform. Bunlar birbirini tetikleyen unsurlar. Yakın çağ, Fransız ihtilalinden günümüze kadar geldiği kabul edilen çağdır. Sanayi inkılabı, sömürgecilik yarışı, hatta bu ekonomik rekabet neye götürecek dünyayı?
Birinci Dünya Savaşı'na götürecek, hemen sonrasında işte İkinci Dünya Savaşı var. Demokratik yönetimler, krallıkların yıkılması, meşrutiyet, cumhuriyet yönetimlerinin gelmesi de yine yakın çağ döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Son bir değerlendirme yaparsak, bakın şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Sonra ben ne diyeceğim burada? Dikkat edin arkadaşlar. Tarih öncesi devirler daha uzundur. Tarihi devirler daha kısadır. Tarih öncesi daha uzundur. Bilimsel ve teknik gelişmeler daha azdır. Tarihi devirler daha kısadır. Bakın bilimsel, teknik ve diğer alanlardaki gelişmeler daha fazladır. Pardon. Bu da iki süreç arasındaki en önemli farktır. Bunu da söylemiş olalım. Kendinize iyi bakın. Zaman sizin için aksın.